Dün 76.341 kişi daha koronaya yakalandı, 174 kişi ise hayatını kaybetti. Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu zorunlu korona aşısına yeşil ışık yaktı. Toplum sağlığının korunmasına vurgu yapılan açıklamada, yasal çerçeveyle aşı zorunluluğu getirilebilir, aşı olmayanların bazı anayasal hakları sınırlandırılabilir denildi. İstanbul'da hayat normale dönmeye başladı. Kara ve havayolu ulaşımı yeniden sağlandı. İstanbul'la birlikte 19 ilde ise memurlara izin verildi. Öte yandan Aksaray'ı Ankara ve Nevşehir'e bağlayan yollarla Gaziantep otoyolu hala kapalı. İstanbul'da yaşanan esarette muhalefet hükümeti, iktidarsa belediyeyi suçluyor. Yemeğe gittiği için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir." dedi. İmamoğlu'na destek veren CHP lideri Kılıçdaroğlu ise, "Devlet imkanlarını başkanlarımızı karalamaya kullananlar sanayiye 3 gün elektrik veremeyecek, zarar 10 milyar dolar" açıklaması yaptı. Bakanların Atatürk Havaalanı'na inebilmesi yeni havaalanını bir kez daha tartışmaya açtı. İyi Partili Andican, bilimi ve aklı reddetip helikopterden havaalanı yeri seçerseniz böyle olur dedi. Sosyal medyada ise Atatürk Havaalanı açılsın kampanyası başlatıldı. Kılıçdaroğlu'nun demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer çıkışı siyasette yeni bir tartışma başlattı. CHP liderinin sözlerini HDP olumlu ancak yetersiz şeklinde yorumladı. İyi Partili Yavuz Ağralioğlu ise Diyarbakır dahil tüm ülkeye demokrasi gelecekse bunun tek adresi Ankara'dır ifadesini kullandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Deniz Yücel davasında Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Güvenlik ve ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verilen Yücel'e 13.300 euro tazminat ödenecek. Akaryakıta gelen zamlar 800 istasyonun kapısına kilit vurdu. Sektörün zor durumda olduğunu kaydeden Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, ay sonuna kadar da 1500 istasyonun kapanabileceği uyarısı yaptı. Sendika, istasyonların kar marjının artırılmasını istedi. Bursa'da halk ekmeğe %40'a yakın zam geldi. Zamla birlikte ekmeğin 2 lira 75 kuruşa satılacağı duyuruldu.